Selamlar dostlar, sizlerle bugün 1943'teki Endzik'i oynayacağız. Endzik modu bildiğiniz gibi güncellendi ve biz de sözümüzü tutacağız. 45 senaryosunda oynayacağım. Bütün aslında Endzik'lerin Almanya aleyhine olan taraflarını oynayacağım. 43 zaten artık yavaş yavaş Doğu Cephesi'nin çöküş dönemi. Aynı zamanda da şu anki tam tarih aslında Kursk Muharebesi'nin gerçekleştiği tarih. Ve bu andan itibaren Almanya tamamen çöküşe doğru gidiyor. Zaten diğer senaryolarda aslında 42 Almanya'nın en zirve dönemlerinden birisi, lakin Stalingrad Pakatı'nda başlıyor. Ama 43 gerçekten de artık çöküş döneminin geldiğine işaret ediyor. Çünkü Afrika kaybedilmiş ve Sicilya'ya çıkılmış, Palermo çıkarması gelmiş. Ve bundan sonrasında da Almanya'nın bildiğimiz gibi tarihi olayları gerçekleşecek ve Normandiya ve takibenden de Büyük Rus taarruzu gerçekleşecek. Şu an ses niye kapalı? Ban yememek için. Çünkü arkada birisi "Total Krieg, Total Krieg" diye bağırıyor. Ama oyuna geçtiğim zaman tabii ki de bunu şey yapacağım, açacağım. Şimdi Iron Man'de 43 yılındaki save'imize Endzik'te girelim. Dediğim gibi seri seri gelecek. 44'ü de oynayacağız. 44'ün sonunda Aralık'taki versiyonunu oynayacağız ve 45'i de oynayacağız. Geçen 45'i oynayamamıştım. İçimde kalmıştı ama artık oynarız. Çok gerideydim o çünkü. Hatta bir şey diyeyim mi? Şunu dur. Şimdi önce bir sesi ayarlayayım. Ondan sonra bir sesi açayım. Hatta bazen ufak tefek konuşmalarını engelleyemiyorum. O nasıl olacak onu da bilmiyor. Bakalım. Genel bir cepheyi izleyelim. Dediğim gibi işte buraya büyük bir yığılma var. Yani zırhlı şeyler burada. Ama şimdi şöyle bir şey var. Öyle direkt paldır küldür tabii ki de taarruz edemiyoruz. Ve çünkü hala daha şey çok güçlü. Yani Sovyet çok güçlü. Aslında Hitler'in generallerinin verdiği, yani aslında istediği bir ve bizim önceden de hani yaptığımız şekilde bu nehrin geri hattına çekilip orada iyi bir savunma kurup gücümüzü toparlayıp aynı Hitler'in generallerini dinlediği senaryoda olacağı gibi muharebeye o şekilde devam edeceğiz. Zaten gördüğünüz gibi sayısal olarak devasa üstünlük var. Neredeyse bir düşman bu cephede bizim tarihte olduğu gibi 3 katımız. Hatta bazı yerlerde çok daha fazla. Leningrad hala da kuşatmada tabii ki, bu Leningrad 44'e kadar kuşatmada kalıyor. Neyse, şimdi geri hatlara çekilecek şekilde bir iğme verelim. Öncelikle bir Allosurf saçmalığından çıkalım. Bizim bunlara ihtiyacımız yok. Direkt eksantrik geri çekelim. Alacağımız advisorlar arasında Martin Bormann'ı alabiliriz. PP gerekebilir en nihayetinde. Himmler ne durumda duruyor? Rudolf de var, okey. Onun dışında War Industrialist alabilirim. Hiç de fena olmaz. Normalde eğer ki daha ileri senaryolarda olsa, daha ileri senaryolarda olsa bu War Exe'i kısmam gerekirdi. Ama şu an öyle bir durum yok. Fokuslardan da bir bakalım hemen. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Valla ne yapabiliriz biliyor musunuz? 80 günlük bufflar da alınabilir tabii ki. Alınamaz demiyorum. Ama fokuslardan şu an U-Bot'a doğru gidebiliriz bence. Zaten Enzig'in anahtarı aslında U-Bot'larda yatıyor. Her ne kadar işe yaramaz gibi gözükse de denizaltılar gerçekten batıdan gelen tehditleri neredeyse bitiriyor. Buna dikkat edeceğiz. Valla sol taraf daha iyi gibi duruyor ya. %50 üretimi korumak bence daha efektif. Olur herhalde. Öyle düşünüyorum. Nükleere de yatırım yapmamız gerekebilir, bir araştıralım. Ama aslında bir şey diyeyim mi? V2 roketlerine de gidilebilir. İkisine de gideriz. Şu railway şu şekilde kalmış. Ona yapacak çok bir şey yok. Bir sonraki güncellemede muhtemelen düzeltilecektir. Biz sivil basacağız. Railway şimdilik gerek yok. Almanya'nın hemen bir içine birazcık sivil basalım. Niye sivil? En nihayetinde hani savaş biraz uzun sürecek. Muhtemelen biz ilk ofansifimizi 44.5 sonu gibi yapacağız. O yüzden ona göre bir savunma planı yapacağız. Şimdi bir kere tankların, şu ordudaki tankların alayı buradan bir geri çekilecek. Böyle direkt orduları tamam. Geri kalan da piyade. Onu da ayıralım. Şimdi burada bir tümenlerimizi tekrardan organize edelim. Şunu da tank taburu sayabiliriz. Zaten geri hatta sileceğim birazı tank taburlarını. Her ne kadar şu an açığımız yok ama karşı taraf bizden çok üstün. Sayı olarak çok üstün. Ekipman olarak çok üstün. Ona dikkat edeceğiz. Şuradan da bir tane sana hızladım. Sana 4 tane daha hızladım. Tamam. Cepheyi dizmeye devam.
Şurada bir tane daha gördüm. Şuradakileri de şöyle. Bildiğiniz Sovyet line'ını tersten tutacağız. İlk stratejimiz Enzik şeyinde böyle olacak. Ve böylelikle de düşmana karşı biraz da olsun üstünlük sağlayana kadar savunma yapacağız. Onu da hallettik. Şunu da yeni orduya geçirelim. Hızlısından da cephe yani sakin sakin gidelim ki sonra bir sıkıntı çıkmasın değil mi? Zaten bazı birlikler muhtemelen Pakıt'ta da kalacak. Ona da dikkat etmemiz gerekecek. Evet. Yani hemen hemen ordularımızı hazır ettik ya. Okey. Şimdi sırasıyla yaptığım için de aslında bulmak kolay oluyor. Şöyle. Onları da ikinci orduya ayıralım. Zırhlı tabur nerede? Zırhlı tabur orada. Zırhlı taburu direkt zaten en geri hatta çekeceğiz. Romanya'nın taraf değiştirebileceğini tabii ki de unutmuyoruz. Ona da bir ufak bakarak da olacağız tabii. Şimdi şurada bazı zırhlı taburlar kalmış tabii. Onları da işaretleyelim. Okey. Geride kalan bildiğimiz var mı diye bir ufak tekrar kontrol edelim. Vallahi yok gibi ya. Ya varsa da zaten silerim. Bu saatten sonra gerek yok. Şu tarafta ise ikili bir savunma yapacağız. Yani şurada tutmaya devam edeceğiz ama aynı zamanda da Sivastopol tarafına da şuradan ne olur ne olmaz diye tabii ki de tutacağız ve bu orduyu şöyle ayarlayacağız. Hitler'in orijinal yani istediği plandaki gibi tabii ki de taarruz etmeyeceğiz. İyi bir savunma hattı kurup mevzilerimizi güçlendireceğiz. Guderian'ı keşke ona vermeseydim. Daha zaten Normandiya'yı falan dayayacağız. Afrika'yı da geri kazanmaya çalışacağız. Bakalım. Zaten doğru geri çekilmeyi yaparsak çok da bir problem olmayacaktır. Asker sayımızın ne kadar az olduğunu zaten görebilirsiniz buradan. Şöyle geri hattı. Sağ olsun Stalin'cim nehir arkasına bir duvar örmektense önüne sürdüğü için avantaj sizde. Stalin Line bildiğiniz gibi nehir arkası bir line değildir. Allah razı olsun yani o anlamda çok işimizi görecek. Hatta birazcık daha şöyle yapılabilir. Diğer generalin ordusu belki çıkamayabilir. Ona bir bakacağız. Hatta yok ya yapabilir onu. Bu kadar da büyük cephe tutturmayalım. Bundan sonrası tamamen doğru geri çekilmeye bakıyor aslında. Konvoy birazcık konvoya verelim. Geri kalanın hepsini de submarinlere verelim. De o submarine ne durumda ya? Naval eksperimiz var mı? Var. Submarine gerçekten kötüymüş. Tamam, bir süre şunu üretebiliriz. Bol bol submarine üretip İngiltere'yi de düşürmemiz gerekiyor. Bu arada modda değişen bazı şeylerden biri de İngiliz'in 45 enzigi bozulmasın diye yani Almanya'nın mutlak yenilgisine yürümesi için komutanlı olması. Bu biraz keyifsiz. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi. Geri kalan PP'yi de neler alabiliriz? Romel alabiliriz evet. Infantry Expert tabii ki de. Air Reformer yani Hermann Göring belki olabilir. Onun dışında Advisor'lardan başka ne alınabilir? Başka da bir şeye gerek yok ya. Belki bir Convoy Raid'i alabiliriz. Carl Dönitz'i alırız. Aynen. Ekipmanlarda bir şey araştırayım. Messerschmitt firmasını alırız ya. Aynen. Tamam onu da aldık mı? Güzel olur. Zaten uçak teknolojilerinde iyi olduğumuzu tahmin ediyorum ama bakacağız yine de. Artık başlayabiliriz. Şu üretimi de hemen bir koyalım. Tüfeğin son neslini bir geliştireceğim. Diğerlerini birazcık daha olsun bekleteceğim. Zaten geri çekilmeyi doğru yaptıktan sonra üretimi ona göre ayarlarız, değil mi? Evet, yavaştan artık bir. Tamam, doğru bir geri çekilme yapabilirsek ne mutlu bize. Event dizisini görüyoruz. Bu ne ya? Ha King Dao.
Fokuslar şey olmuş. Malum mod aynı zamanda da hani Birinci Dünya Savaşı'nın da Enzigi olduğu için aynı fokus sıraya sahip olduğu için biraz şey yapabiliyor. Bypass ederken eventler karışabiliyor elbette. Tamam. Vallahi bir şey diyeyim, 10 numara geri çekildiğimizi düşünüyorum ben. Allah 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 Allah, dur. Bunları sil. İşte bazıları kalabilir demiştim, o kalanlardan biri. Benim korkum buranın sıkışması. Bura belki sıkışabilir, ona dikkat ederim. Ama genellikle oturmayı da başardık ya. Hatta size bir şey diyeyim mi? Şu piyadeyi dağıtırız. Merkezde dursun şurası. Hava kuvvetlerimiz nasıl? Hava kuvvetlerimiz de geri adım attıralım. Burayı da kaçarken patlatalım gitsin. Tersine gidiyoruz yani ya. Güzel. Buraları zaten tamir edilseye kadar ben toparlamış olurum diye düşünüyorum yani, en azından bakalım. Bir şurayı yıksam mı? Evet, aslında oradaki sapla yapın önü de tutalım ya. Bir şey diyeyim mi? Ya da tutamaz mıyız? Tutamayabiliriz burayı. Burayı tutamayabiliriz. Patlat gitsin. Başka şurayı patlatalım. Patlatmışız, güzel. En önemlisi burası. Burayı zaten patlattık mı, güzel. Buraları da iyice bir... Orayı patlatamayız. Bizim saplaya. Sapla yapları yıktıktan sonra mümkün değil, toparlayamayacaktır. Rahat rahat savunmamızı yaparız. Orayı da patlattık mı? Şurayı da patlattık. Tamam, bitti. Ha, bir de şu liman vardı değil mi? Okay. Efendi gibi geri çekilebiliriz. Yürü. Tank anlaşması yaptık Sovyetlerle. Olabiliyor böyle şeyler. Şimdi tüfekte malum açımız büyük. Onu bir de hemen dengeleyeceğiz. Şurada da ufak bir savunma hattı yaptık ama çok da önemli değil. Önemli olan burada hemen hızlısından kürekli kazmaya başlayıp defansımızı yapmak. Palermo'ya da haddini bildireceğiz. Oraya da gerekeni yapacağız. Yeter ki şu doğu hemen bir halledilsin. Oradan çok güzel geri çekilme yaptık. Üst biraz beni düşündürtüyordu ama üstte de fena durumda değiliz açıkçası. Leningrad Siege'ini kurtardı da bir şey diyeceğim. Bunun işi biraz sakat. Oraya bir ufak takviye atabiliyor muyuz ya? Bir de bir Batı ordular grubunu tıklayabilir miyim? Başka nerede askerimiz var? Adalarda madalarda var, okey. Şöyle yaparsak daha kafası rahat bir adam olacağım ben ya. Nerede o panzerler? Merkezde. Sana kaydıralım. Tamam, genel olarak ben garnizon atacağım. Yeter ki Sovyet tehdidi bir soğusun. Roma'yı bombaladılar bu arada. Burası önemli değil. Ben burayı geri alırım. Hatta çok kolay geri alırım. Yeter ki bir ordularım artık bir düzene girsin. Şimdi yapmamız gereken doğuyu soğuttuktan sonra batıyı hızlısından bir yürümek. Ve böylelikle de avantaj aslında sağlamak lehimize. Öldü ya. Kurtaramayacaktık. Ha, buradan gidemiyor değil mi? Aynen, okey. Tamam, orada da o tutar ya. Slovakya gibi ufaklıklar bize yolluyormuş, kaynak yollasın.
Buraları zor yener. Zor iter. Marş buralar. Mümkün değil. Oralar çok zor. Yugoslavya'da ufak tefek partizanlar çıkacaktı, değil mi? Bir şey diyeyim mi? Orada supply up vardı, değil mi lan? Dayı sen orada kal ya. Sen orada kal ya. O eşek orayı alamazsa geberir gider. Hatta bir şey diyeyim mi? Supply up'ların önünde bekleyip ben bunu kudurturum. Aynı şekilde burada da. Supply up'ların önünde beklersem Sovyet ordusu Etrişir'i bırakıp da gelemez. Bir şurası keyif kaçırdı. Ona yapacak çok bir şey yok. O tankları biraz merkezden çekmem lazım. Daha iyi. Gayet sabun olabilir bir cephedeyiz. Hatta bayağı iyi bir cephedeyiz. Gelip de yani buradan karşıya mümkün değil atamaz kendini. Hele hele o supply up'ları da artık tutmaya başladığımızdan ötürü mümkün değil. O konuda rahatız. Şimdi benim istediğim şey bir an önce İngiliz'i aslında aradan çıkarmak. Kiminle ittifak bu? Commonwealth'e. Tamam, İngiliz üzerine hemen bir yürüyelim. Limit kaç? 60. Çok iyi. 20'lik bir çıkarma öldürür. Hiç İngiliz'i sonraya bırakırız değil. Birazcık da aslında hani diğer bölümleri de oynayacağım için hızlısından bütün enzikleri bitirmek için hemen win oynayacağım. İngiliz'i düşüreceğim, hemen Rus'a döneceğim. Zaten Rus'u düşürünce mod bildiğiniz gibi bitiyor. Daha öncesinde de olduğu gibi. Önemli olan şeyi düşürmek yani. Sovyet'i düşürmek. Diğerleri önemli değil. Yani iki generali ayırabilirdim elbette ama yapacak bir şey yok şu an. Yukarı da atılabilirdi ama şurayı da denenebilir. Tamam, güzel. Bir deli taklidi müziği çabuk. Güzel. Harikayız, harikayız. Total mobilization'a geçtik mi lan? Ona geçek dayı ya. Ona niye geçmiyoruz? Hadi geç. Tamam, şimdi oradan şeyi de alacağız. Nerede? Tıkladım mı? Bitti. Zaten bu savaş ilelebet bitmeyecek bir savaş. Kafa rahat yani. Sıfır kan sınırı da gördük mü? Yakınız. Çok iyi. Harika. Sovyet kudurup da gelirse buraya belki bir ihtimal geçer. Yapmamız gereken diğer bir önemli ayrıntı tamamen anti-air üzerine. Anti-air çok güçlü şu an. Anti-air basmamız gerekiyor. Mermiden yana sıkıntı yok. Şu tüfekten alıp birazcık oraya yatırılabilir. Güzel. Hemen açıklarımızı bekleyelim. İngiliz'e de seferi orduyu göndereceğim. Genel olarak filomuz ne kadar güçlü acaba ya? Yani, çok güçlü olmasını tabii ki de beklemiyorum ama. Akdeniz'de de bir ufak tefek filolar var. Yani üstünlük alsın yeter la bana. Gocunla da üstünlük ver la. Bir şey diyeyim mi? Ben doğudaki havayı da alırım. De doğuda Sovyet havası o kadar da iyi değil gibi lan. Bir ufak takasa girsek ne olur dayı? Hani kazanıyorsak World. Ya da kontrolü de kaybedebilirim ama. Uçak da basmak lazım tabii ki. Keşke uçak basıyor olsaydık ama. Kaç yılın uçağı var dayı? 44 uçağına bir gidelim bu arada. Neyden alır? Roket salla. Bu roket sonrasında da gelebilir. Improve var. Improve'u bir değiştirerekten gidelim abi. Motor yok. Flexible line'ı da boş ver. Onu sonrasından alırız. Onun da motoru lazım yine. Anca onlar gelecek, ondan sonra uçağı yapabiliriz. Üstünü kalsak yeter. Ya bu kadar capital'ı muhtemelen alırız ya. Hazır mıyız? Neredeyse. Hava filolarını bir toparlayalım. Ne yaptık burada? Valla kontrolü dediğim gibi kaybedebilirim. O kadar değil. Berlin bombalanmadığı sürece sıkıntı yok. Ha, burada da durum aslında kontrol altına alınabilirmiş ya. Bunları bir Palermo'dan atabiliriz. Filolar birleştiği vakit support'a koyacağım ve muhtemelen de çıkacağız.
Şöyle yaparız. İngiliz Capital Ship'leri varsa armada mı kaybedeceğim? Alamıyoruz ama çok da uzak değil. Bu yeni üretilenleri de dahil edersek sanki olacak gibi. Aynen. Sanki olacak gibi. Güzel. Dediğim gibi Sovyet yamuldu. Pek de bir şey de yapacağını düşünmüyorum. Supply hub'ları tuttuğum için. Zor. Biz orayı zor iteriz ya. O tankı yormaya gerek yok. Gerçi bir dakika, aşağısı düzükmüş lan. Ben orayı dağ zannediyordum. Orada düzükmüş. İngiliz'in fişini çektikten sonra gerisi kolay. Diye tahmin ediyorum. Bakalım. Yani yeni submarinlerimiz falan da var. Bence halledeceğiz. Bu ne? Var mı ya uçak? İki tane de fighter varmış. Onları da alalım bölgeye. Hatta doğuda kesmez var gibi ya. Şimdi bütün hava kuvvetlerini İngiliz düşürmüyor diyelim. Zaten dönüşümüz muhteşem olacak en nihayetinde. Aynen öyle. Hadi çık. %49 mu? Yeni mi game'i geldi ya buraya? Ha, bu sefer vurmaya başladık, güzel. Tamam. Bir bir düşüyorlar. Yakında üstünü alıp İngiliz'in nakarasına yürürüz. Şuraya denizaltı yollayalım hemen. Böylelikle gemiyi bir görsün de rahat rahat. İngiliz Spitfire'ları var karşımızda. Yani bakalım, başarabilirsek İngiliz düşecek. Şu partizanlar can sıkmaya devam edecek. Bu ilk serilerimizde de böyleydi. Can sıkıyorlardı. Ama Sovyet tam dediğim gibi sürünüyor. Hatta şuranın önünde supply up yoktu, değil mi? İyi. Mümkün değil, oradan hiçbir yere gelemez. Oraları tamir edebileceği süre de uzun süre. Sivili de o yüzden bahsediyorum. Birazcık adam gibi sivilimiz olsun, sonrasında dönüşümüz muhteşem olur. Normandiya nasıl oluyor diye soracak olursanız direkt Event'te bayağı büyük bir tabur asker geliyor oraya. Döver miyiz? Döveriz muhtemelen ama. Donanma üstünlüğünü az bir şey sağladığı anda ben bu sefer çıkacağım. Çok az bir bıraksın ki birazdan bırakmak zorunda da kalacak aslında. Rommel'i gene Afrika'ya göndermeyi düşünüyorum ya. Şeyini de aldık, güzel. Uçaklarla alakalı aslında varsa, ya da biz Seawolf buff'ına mı gitsek? Olabilir. Yani denizaltıları kullandıktan sonra iyi olabiliriz. Bu eşek benim filoyu mu vurmaya çalışıyor? Evet, benim filoyu vurmaya çalışıyor. Benim filo nerede lan? Sen bir geçsene birader şuraya be. Onun da maritime'ı varmış. Doktrin olarak saçma bir doktrin vardı ya. Neyse, Mobile Warfare doktrinini terk ettiğimiz bir senaryoda başlıyor. Bu saçmalık ya. Saçmalık. Doktrin gidemiyorsunuz abi. Bilmiyorum.
Almanya'ya doktorin doktorin yok. Tankların içi de zayıf. Normal tank taburları olarak durmuyor malum. Ay, ya bir de ben şu tankları buradan çekeyim. Zaten Sovyet bir halt yiyebileceğe benzemiyor. Ben bunlarla İngiliz anak arasına yürürüm. Üstünlüğü bir an bıraksa bile direkt anak arasına hücum edeceğim bu arada. Fena durumda değiliz bence. Yani ufak tefek doğuda ufak bir zorlamaya çalışıyor ama. Doğuda itti mi lan orada? Ha, itmiş. Bari oradan itmesin. Orası marş. Orayı bir ufak salmak istemiyorum çünkü. Marş mı lan ora? Cık, iyiymiş. Valla bir şey diyeyim mi? O zaman madem orayı salacaksın, şuraya geri çekil de bari adam gibi savun. Hatta bir ufak takviye de atalım. Oranın önemi biraz var. Malum counter atak yapacağımız zaman. Ne yapıyorsun lan? Yapamam. Oguruyu yemen orada. Bir ufak Finlandiya tarafında sıkıntılar var tabi. İngiliz'i darlamaya devam. Aslında buradan deniyorum ama sağ kanattan alacağız gibi ya, aynen. Ekipmanda ne durumdayız? Bazılarını artıya geçmişiz. Nerede o tank taburu? Hayır, bildiği yere. Guderian'ın panzerlerini bence soldan da oradan vuralım yani. İngiliz'e bir yandan da vuralım. Burada üstünlük alabilir. Zaten buradaki üstünlüğü bana bırakması için yan tarafı tutması lazım. Yani ya burada tam alacak ya burada tam alacak. Biz de iki tarafta çıkarmaya hazır tutalım. Zaten 60 çıkarma limiti var. Bir yere çıktıktan sonra diğer orduları da oraya götürmek kolay olur zaten. Çok rahat olacak bu. Okey. Hadi bakalım. Ha, boşu boşuna uçak kestirmek istemiyorum kısacası İngiliz'e. Ya şurada gariptir ki hamle yapamıyoruz ya. Allah Allah. Naval support da var ha. Hava mı çok kötü burada? Evet, hava kötü. Çok da uğraşmak istemiyorum oraya. İngiliz anak arasını bitirelim. Oralar cilası. Zaten Afrika çıkarmasını atacağım. Afrika çıkarmasını attıktan sonra bir cephede Afrika'dan açacağım şeye. Ruslara. Deneyeceğim en azından. Uçak güzel. Hatta onun bir son nesil motorunu da açalım abi. Bu da çok önemli. Hazırlar mıyız? Evet, hazırlar. Çok güzel. Yürü. Ama yürümen gerekiyordu oradan ya. Ben alır diye düşünüyordum onu. Keyifsiz oldu. Biraz filo biriktirmem gerekecek. Hatta naval bomber mi bassam? Basic değil de Advanced'ın naval bomberını basabiliriz. Kaç mı model uçağımız var bizim? Improve yokmuş. Tamam. Small A-frame'den şeyi basarız. Sıkıntı yok. Naval bomberı basarız. Special modellerden alüminyum yüz atalım. Tiebreakers yani naval strike'a veriyor. Olur. Oldu. Hatta bu bile fazla ya. Ama yok, hızlı motor olsun. Bana hemen şu uçaktan birazcık üretsene. Bu ne ya? Biz niye light tank basıyoruz la kardeş? Ne
Ne basabiliriz? Tank teknolojilerine ne durumdayız hiç de bakmadım aslında. Anladığım kadarıyla ileri bir seviye tankımız yok. Modern tanka kadar tank basmayacağım, onu sil. Hazır basmışken modern tank basar, zaten 1 yıl içerisinde geliyor. Sil bunu. Mekanize de üretmeye gerek yok şu an. Hala. Olası bir çözmemiz lazım onu. Siyamdan alırız. Burayı engelliyorlar. Gene mi geldin? Bir şey olmaz. İngiliz ana karasını boşaltıyor. Zaten minimal tutuyor. Biz bir anlık üstünlük alsak bile bitireceğiz bu işi de işte alamıyoruz. O ne? Ne yaptın lan? Ufak beni şaşırttın. Birader. Şımarmış, şımarmış. Sıkıntı yok. Ama İngiliz'i bir ufak düşürmemiz lazım. Orayı nasıl düşürdün ya? Vallahi pek mümkün görmüyordum açıkçası. Geri alır mıyız? Herhalde alırız. Burada biraz lojistiksiz kaldık galiba ondan dolayı. Bir de uçağı çok fazla var. Şu piyadeye acilen şeyi de atmam lazım. Anti-air zımbırtısını. 4000 istiyor. Hızlı üretmemiz lazım onu ya. Biraz hızlı üretmemiz lazım bunu. Şu uçaktan da birazcık daha kısılabilir. Zaten üretemiyoruz. Anti-air zımbırtısı girdikten sonra itemez bizi de. Şurayı itmesi bile bir mucize de onun açısından neyse. Bu kanat itilmiş ya. Tamam bekleyin lan. Onu oradan et. Olduğun yerde çakıl bekle. Ne ettin lan? Heh, gelmiş. Gene mi geldin? Aha, dur. Sanki olacak hissettim. Submarine de geldi hala. Niye birleşmiyor lan? Battle'da mı kaldı? Evet. Bir anlık üstünlük yetecektir. Sonrası finish. 40 Submarine yeter bence. Hiç 44'ün o kronyum üretimine girmeyelim. Var mı ki kronyum? Yok. 40 Submarine'i basacağız ama şnorkelle basacağız. Bize yetecektir galiba. Burada yanlış yerden tuttum. Bir ön tayından tutsaydım bunu yaşamazdım. Ama sorun değil. Merkezden itemez yani. Öyle bir itiş yok. İtemez. O yüzden kafam rahat olacak. Hatta bir yerden sonra line'a bile verebilirim. İçi de olsun yeter birliklerim. Oğlum o deniz çok minimal ya. Gerçekten çok minimal. Ya böyle pamuk ipliğine bakıyor şu an o deniz. Ufacık bir gemi bile olsa şu an alacağız. 3 tanesi yetmez ki. Bunlar çok minimal ya. Şimdi oradan da gittik, oradan da gittik, oradan da gittik. Valla BeFriend Türkiye'ye gideceğim belki yer. Bakacağız. Şu an deli gibi Spitfire kesiyorum aslında ama uçak geldi. Ama ben motoru da bekleyeceğim. Hatta topu da bekleyeceğim. Sonrasında hani modern tankı da ona da gideceğim. Modern tanklarla sinek gibi ezeriz Sovyet'i. Hiçbir şey olmaz. Biraz gemi istiyor tabi. Şu İtalya'yı kurtarsam mı diye bakıyorum da yani Duce'de. Bilemedim. Bir güven vermedi yani. Batır lan o gemiyi. O gemiyi batırsın aldık galiba şimdi bakayım. O gemi batarsa alırız. Allah'ın belası gemiyi batıraydın ya. Ya birkaç tane destroyer batırsak bile gidecek üstünlük. Bir tane destroyer. Es kaza böyle eli çarpsa yetecek var ya destroyer'e. Ya bir ufak eli çarpsa bitecek bu iş. İngiliz anakarası düşecek ve biz doğuya daha erken dönebileceğiz. Aha vallahi girdi. Burada bir battle mı dönüyor? O da uçak sokuyor işte köpek. Alman filosuyla kazanabileceğim bir savaş mı onu bilmiyorum ya. Şu an Alman filosu bayağı yetersizdir o. Ama deneyeceğim.
Ne yaptın lan orayı? Artık uçağa gidebilir miyiz? 44 gün güzel. Uçağına ekstra bir şey var mı? Böyle zırh mır var. Okey. Tamam artık jetlere de gidebiliriz ya. Sonrası için. Baktık savaşı kaybediyoruz, bir meydana çıkarırız ya. Bizde bu var diye. Allah kahretsin. Yine alamıyor değil mi? Channel'da daha fazla. Ha, kollayacağız bakalım. Uçağa da basıyoruz aslında Naval Bomber'da. Tabii ne kadar basabiliriz orası tartışılır. Bir tane Destroyer kaybetti. Aa bir dakika. Donanması gerçekten sakat duruyor. Anakaraya dönüp tamire girerse ben bunların arasına çıkarım. Bence işimiz kolay ya. Modern tank ve artı uçak kombosuyla bu işi bitiririz de. O ne? Yani İtalya? Şımartıyorsun beni lan. Manyak. Şaka maka Normandiya'ya geliyor. Normandiya'ya birlik hazırlayalım. 24'lük. Lan ana filo birazcık adam olacağını bilsem var ya, adam gibi olduğunu bilsem gidip şuraya sokarım o donanmayı ama yani şamarı yer dönemez bile yani, kalır o filo orada. Tek ümit bunun petrolünün bittiği bir senaryoda girip buna vurmak olur. Biraz dockyard basmamıza lazım orada. Ya, tahmin ettiğim gibi attrition'dan geberecek orada zavallı zavallı. Biz de bekleyeceğiz. Allah işte buna ben fırsat derim. İşte beklediğim fırsat. Lan az önce yoktu ya. Ya da yanlış denize mi baktım da ben ümitlendim öyle. Ya öyle bir an sevindiydim ya. Allah kahretsin ya. İnsanın hayalleriyle oynamaya da utanmıyorlar ya. Lavuk uğraştırıyor. Ama filosu yaralandı. Şuradaki battle biter bitmez anakaraya dönecek muhtemelen. Şurada bir de disengage atalım da hatta bir dönemi mi dönmüyor mu görelim bakalım filosu. Göreceğiz. Ana filoyla kurtarmaya çalışıyorum manyak herif. Kamikaze mi atsam lan? Var egz artmış, onu bir toparla. Muhtemelen Berlin bombalanıyor çünkü. Evet tahmin etmiştim. Berlin'e birazcık uçak tutalım. Biz bu channel'da bayağı uçak kaybetmişiz ya. Bunlar muhtemelen Sovyet bombacıları. Yo Halifax'mış. İngiliz bombacıları yani. Normandiya sahillerini koruyacak şekilde bir güvenliği oluşturalım. Sonra kafamız çok rahat edecek zaten. Ne yapıyorsun lan sen? İngiliz bunu sürekli yapıyor. Düşünce de yapıyor bu arada. Ama buradaki askerler öldü limana çıkamadığı için eşek. Aynen aynen kardeşim ya liberate ya. Kam kam. Liberate aynen. Lan bir dakika hızlı geldi. Ben o çıkarma emirlerini bozmam. Yani yenileceğimi bilsem de o çıkarma emirlerini bozmam. Sen Brüksel'e kadar liberate et. Çok da fark eden bir şey yok. Normandiya'daki orduyu da çekmek gibi bir niyetim yok. Haberiniz olsun yani. Bırakın yakıp yıksın oraları. Ne yapacak? 3-4 askerle. Böyle bir takviye güç yok mu ya? Orayı da ellemek istemiyorum. Önce şunu bir temizle. Aynen öyle. Şımardı bir şımardı o. Brüksel'i rebate etti ya, savaşı kazandığını zannetti herhalde enayi. Aynen bak. Kam kam. Gel. Aynen ya liberate ya. Ya çıkarma emri mi gidecek? Allah belanı vermesin be kardeşim be. Nerede lan o askerler? Tat kaçırıcı bir hamle bu. Yani insanların keyfiyle niye oynuyorsunuz kardeşim? Ben burada efendi efendi, uslu uslu, sinsice amfibilerimi hazırlayıp, daha doğrusu amfibik operasyonumu hazırlayıp sana çıkmaya çalışıyorum. Sen bana utanmadan geri çıkıyorsun ya. Ya yani insanlar da şeye haysiyet kalmamış, anlatabiliyor muyum? Kalmamış gerçekten yani. Bu nedir ya?
Şuna bak ya. Mahvetti bölgeyi ya. Aslında mahvetmedi de neyse. Ne yaptın? Rahatladın mı? Özgürleştin mi? Oldu mu? Rahatladın mı? Tamam mı? Bu mudur? Sen hele şu donanmayı bir sal da ben sana göstereceğim Liberate neymiş, ne değilmiş, nasıl yapılırmış. Kimlerle yapılırmış. Vur. Bütün o İngiliz filosu burada bu arada. Akdeniz'e gemi sokamamış herhalde o salak. Submarine yapalım artık ya. Konvoya ihtiyacımız olur muhtemelen ya. O yüzden konvoydan çok çekmeyeceğim ama şu 3 submarine'i şöyle bir toparlayalım artık. Hatta bir dördüncüsünü de ekleyelim, dockyard basıyorduk malum. Bir şey diyeceğim. Şuradaki emri iptal edeceğim. Gitsin bir dinlenmeye çekilsin. Ben de o sırada yandan bindireyim kafasına. Gene mi geldin? Modern Sunk'ın parçalarını araştırırız ya. Bence. Dursun da o şimdi. Air Doctrine de olur. Olur. Donanmayı bir kınına sok be aslan. Şunu da bir geri sokarsak. O şimdi petrol şey donanmanın hepsini çıkardı sonra onu petrol de bir ufak yara almıştır diyeceğim ama aynı ya. Sana bir dizengeç yakışır hadi git. Allah, tahmin ettiğim şey oldu dur. Command power yok. Ama gerek çıktık sıkıntı yok. Donanmayı tamamen dışarı çıkardı. Bu sefer de repair'e geri götürmesi gerekiyordu eşeğin. Öl. Diğeri de başlasın. Biz nasıl anlık çekti doğru. Vay eşek vay. Gitti senin Londra. Öldün. Allah rahmet eylesin kardeşim. Bu Deryan. Ver oğlum aragazı. Ver aragazı. Balaflandın ya. Come here gel. Ala. Hala bu bölüm bitmeden düşürebilir miyim emin değildim. İyi oldu. İyi oldu. Gel. Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. Güzel. Wunderbar. Hala. Guderian. Ver ara gazı. Sen de gerisi. Hadi bakalım aslanım. Böylelikle İngiliz tehdidi an itibarıyla bitmiştir. Keyifli. Minik ada ülkesi. Ha, kim nereye çıkar mı atıyor? Bir yere ben bir şey yiyor. Ha, Yeni Zelanda. Tamam. Sıkıntı yok. İtin başını eziyorum zaten. Avrupa koalisyonu. Göreceğim ben size. Göreceğim. Bu arada bu barış da atıyorum ben savaştan. Evet bu bir çıkıyor bu arada kamufle ile beraber. Kolay oldu lan. Yani 43 bir tık kolaydı zaten. Ben alıştırma egzersiz bir de remake tarzında bir şey olsun diye yaptım. 5'e giden bir seri halinde gelecek Enzik. İstiyordunuz. Gelecek bu arada. Öl la. La gocunma la. Hala. Bir kere Kanada'yı pas olarak almam gerekiyor. İngiliz. Senin donanman daha önemli biliyor musun aslında? Bir anakarayı tamamen alalım da gerisi kolay. Donanmadan da birkaç parça alalım. Birazcık manpower açısından da. Kronim diyorduk. Kronimi de buradan çözebiliriz. İngiliz'in filosuna çökmeye devam. İngiliz'i bir öldürelim ama. Toprak kalmasın yani. Commonwealth'i yaşasa da çok önemli değil açıkçası. Dünyayı yemiş hayvan dünyayı. Ha bak dünyayı ne hale getirmiş şerefsiz. Bir tarafı eledik. Savaşın bir tarafı elendi.
Ama benim çok hızlı Amerikan tarafına uçmam lazım birliklerle. Amerika'nın ne kadar askeri var bilmiyorum ama eğer şeyden Amerika ay, az askeri var. Eğer ki taraflardan biri olan Amerika'ya savaştan atabilirsem harika olur. D-Day gelmeden yani. Valla koşacağım. Hatta D-Day için beklettiğim birazcık daha asker vardı. Onu da verelim. Yani ben yetişene kadar eğer bitirmezse atmazsa onu oradan. Ki ana karasında çok asker olduğunu da düşünmüyorum. Yani çok hızlısından bir Amerika'yı da bitirmiş oluruz muhtemelen. Okey ya bence. Evet. Crash bölümün sonu olsun. Bir sonraki bölüm artık şey yaparız. Ne derler ona? Seferimize devam ederiz. Zaten hani 43 hızı bitecek. 44'te biraz zorlanacağız. 45'te bayağı bir öleceğiz. Seri böyle gidecek. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herhalde bir sonraki bölüm bitirir miyiz? Ya da bir bölüm daha belki çıkabilir 43 Enzik için. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.